Değerli arkadaşlar merhaba. Yakındoğu Üniversitesi'nin düzenlediği Uzaktan Eğitim Merkezi'nin bu yıl oluşturduğu pedagojik formasyon derslerinden ölçme değerlendirme ile ben Mert Baştaş, uzman Mert Baştaş olarak karşınızdayım. Bu seminerler devamında biz ölçme ve değerlendirme ile ilgili olarak sizlere temel kavramları, ölçme ve değerlendirme ile ilgili olan eğitim ve öğretim hayatındaki amaçları, ölçme ve değerlendirmenin eğitimdeki olan yerinden ve kısacası her bir öğretmen adayının oluşturmaya çalıştığı ve ileride öğrencilerine aktarmaya çalışacakları belli başlı temel ilkelerden bahsedeceğiz. Birinci haftamız itibariyle genel kavramlardan, ölçmenin ne olduğundan, değerlendirmenin ne olduğundan, ölçme türlerinden bahsedeceğiz ve bunun devamında da yine değerlendirme nedir, değerlendirme ile ilgili olarak farklı yaklaşımlar nelerdir, bunlardan kısacası bahsetmeyi düşünüyoruz. Başlamak gerekirse ölçme ve değerlendirme ile ilgili olarak, ölçme geniş anlamıyla herhangi bir niteliği gözlemlemek ve gözlem sonucunu sayı ya da sembollerle ifade etme işlemidir. Bu bize neyi çağrıştırır eğitimde? En basitinden eğitim, öğretim hayatı boyunca sürekli devamlı vaziyette girmiş olduğumuz sınavları elbette ki bize çağrıştırmaktadır. Çünkü bir öğrencinin aldığı not, örneğin 85 notu gözlemlendikten sonra sayı ya da sembollere dökülmüş şekline biz ölçme işlemi diyoruz. Değerlendirme daha farklıdır. Değerlendirme sürecin bütününü kapsayan bir davranıştır. Neden? Çünkü değerlendirme ile ilgili olarak ölçme sonuçlarının aynı alana ait bir kriter ile kıyaslanarak bir değer yargısına veya karara ulaşma sürecinin bütününe biz değerlendirme diyoruz. Aradaki fark nedir? Ölçme işleminde öğrenci notunu alır. Diyelim ki 85 notu kayda geçmiştir. Ancak 85 notu kendi başına bir anlam ifade etmemektedir. Neye göre? İşte bir kritere ya da bir ölçüte göre kıyaslanarak bir karara ya da yargıya varmamız gerekir. Başarılı mıdır? Neye göre başarılıdır? Ya da başarısız mıdır bu öğrenci? Mesela ileride değineceğimiz konular arasında çan eğrisi yapabilme durumu. 95 rakamı eğer çan eğrisi alınmışsa ya da tam aksine 15 rakamı ortaya çıkmışsa bu neyi bize çağrıştırır? Demek ki sınıfındaki 85 notunun genele oranla başarılı olup olmadığına bir kriter yardımıyla mutlak ya da bağlı kriter iki konularımızın arasında vardır. Bunlar vasıtasıyla ölçülebilmesini bize sağlar. Bu işlemin geneline, bütününe yani hem kriteri bizim kendi formasyon açımızdan mesela 70 notudur. Eğer 70 notu almayan bir öğrenci varsa 85 alınan bir notsa bu başarılı olarak adledilebilecek bir nottur 85. 70 kriterine göre. Ancak çan eğrisi 95 çıkmışsa bir okulda bu başarısız olarak adledilebilir. İşte sürecin bütününe bir ölçüte ya da kritere göre yapılacak olan bütüne göre bakılarak yapılacak olan işlemin geneline değerlendirme adı verilir. Şimdi değerlendirmenin 3 temel aşaması var demiştik. Bir ölçme işlemi, en basitinden alınacak olan sayısal değer demiştik. 2 ölçüt ya da kriter, yani bu notun hangi kritere göre, neye göre değerlendirilip değerlendirileceğinin ortaya çıkması ve sonunda da ulaştığımız yargı ya da karar. Bu öğrenci aldığı not ile bu kriteri geçmiştir. Bundan dolayı da başarılıdır kararı verdiğimizde bu üç aşamayı beraber ortak olarak ele aldığımızda bir değerlendirme yapmamız mümkün olabilir eğitim öğretim hayatında. Peki neden ölçme değerlendirme? Eğitim ortak temel hizmetlerinden, eğitimin ortak derslerinden bir tanesi ölçme değerlendirmede üniversitelerde zorunlu okutulan bir ders. Birincisi öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerini belirlemek için. Kendi gelişimlerini aynı zamanda öğrencilerin takibini sağlayabilmek için. Öğrenci eğitim hayatı boyunca birçok teste girer.
Ancak bu testlerin amacı sadece ve sadece salt not alma değildir. Öğrencinin eksik öğrenmelerinin nerelerde olduğunu öğretmenin ortaya çıkarabilmesi, öğrencinin kendisinin bunun farkına varabilmesi. Bunlar hep ölçme değerlendirme açısından önemli hususlardır. İkincisi, yine gelişimlerine yönelik geri bildirimde bulunmak, ki buna feedback de denir İngilizce terimle kullanacak olursak, ve öğrenme güçlüklerini yine ortaya çıkarabilmek için. Bir öğrenci nerelerde takılıyor? Hangi sorular çözebiliyor, hangi sorular çözemiyor? Bunlar hep ölçme ve değerlendirmenin neticesinde ele alınabilecek konulardır. 3. Aynı zamanda öğretim materyalinin etkinliğini belirleyebilmek için. Bu ne demek? Elimizdeki materyal olarak bizim bu dönem boyunca okutmamızı gerekli kılan kitaplardan bir tanesi, bir taraftan da öğrencileri KPSS'ye hazırlamamızı sağlayan Hacettepe Birikim Yayınları'nın Ölçme ve Değerlendirme Temel Kitabı. 2011 basımı olabilir, 2012 basımı olabilir, o da çok fark etmez. İçerik olarak bizi sınavlara da hazırlayan bir kitap olarak bu dönem faydalanabileceğiz. Aynı zamanda ölçme değerlendirme nedir demiştik? Bu kitabın ya da bu materyalin etkin olup olmadığını da bir taraftan ortaya çıkarır. Eğer hedeflediğimiz ya da ulaşmaya çalıştığımız amaçlara bizi bu materyaller, bu kitaplar, bu diğer eğitim öğretimde kullanılan araçlar bizi ulaştırmıyorsa demek ki öğretim materyalinin de tekrardan sorgulanmasını gerekli kılar ölçme değerlendirme. Yine aynı zamanda öğrencilerin güçlü ve zayıf yönlerini ortaya çıkarabilmek için kullanılır ölçme ve değerlendirme. Bir öğrenci sözel başarı sağlayabilir, sayısal başarı sağlayabilir. Bunların her birini ölçme ve değerlendirme dersleri neticesinde ya da ölçme ve değerlendirme metotları, ki bunlar klasik metotlar olabilir, yine değineceğimiz, bunların içerisine neleri dahil edebiliriz? Doğru yanlış testleri olabilir, girişmeye alışık olduğumuz çoktan seçmeli sınavlar olabilir, yazılı yoklama olabilir. Bunların her biri öğrencilerin güçlü ve zayıf yönlerini ortaya çıkarır. Ya da çağdaş ölçme araçları dediğimiz portfolyolar, ki öğrenci gelişim dosyalarıdır, kullanım alanları onlarla ilgili olarak, ya da puanlama araçlarındaki yeni araçlar, örneğin rubrik araçlar, yine bu ders kapsamında değinmeye çalışacağımız, ya da kontrol listeleriyle bir geçerliliğini, güvenilirliğini artırmaya yönelik olarak yapılan puanlamalar yine bizim açımızdan öğrencinin güçlü ve zayıf yönlerini ortaya çıkarmakta kullanılabilecek unsurlar olarak değerlendirilebilir. Şimdi sınavlarla ilgili karşılaşırız. Sınavlarla ilgili bazı öğrenci yorumları. Hep bunlar aslında kısmen ölçme değerlendirme ile ilgilidir. Çalıştığım konulardan hiçbir soru çıkmadı mesela. Ya da soruların birçoğunu anlayamadım. Ya da soruların tamamı ezbere dayalıydı. Bunlar hep ölçme değerlendirme bakımından belli başlı noksanlıkların olduğunu ortaya koyan ama bunların nedenlerinin ne olabileceği ile ilgili bizim herhangi bir fikir yürütmediğimiz konulardır. Örneğin soruların birçoğunu anlayamadım diyen bir öğrencinin ve ya da genele yayılmış bir görüşse, madde güçlük indekslerine hesaplanarak zor maddelerin kolay maddelerden ya da orta düzey maddelerden daha fazla olduğunu bir öğretmen farkına varırsa, bir sonraki uygulamasında kesinlikle onları, o zor olan maddeleri madde analizleri neticesinde ayıklayıp tekrardan orta düzeye, ki amaçlanan ölçme ve değerlendirme orta düzey soruların ağırlıklı ve yoğunluklu olarak ele alınmasıdır. Onlarla ilgili çalışmalar yapılması yine önemlidir. Çalıştığım konulardan hiçbir soru çıkmadı. Bu ölçme niteliklerinden, geçerlilik, güvenilirlik ve kullanışlı olması gereken 3 nitelikten özellikle ve özellikle kapsam geçerliliğini zedeleyen bir husustur. Neden? Çünkü bir çocuğun eğer 5 konudan sınava girecekse ve ağırlıklı olarak öğretmen son konudan soru sormuşsa ve ağırlıklandırma hususunda da birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü konulardan soruları es geçmişse, o zaman onun genel anlamıyla kapsam geçerliliğinde bir problem ortaya çıkabileceği ve onun yeniden o sınavın, o ölçme aracının tekrardan düzenlenmesi gerektiği ortaya çıkar. Yine zaman yetseydi hepsini cevaplandırabilirdim. Çok önemli bir husus ölçme ve değerlendirmede zamandır. Zamanın ne fazla verilmesi gerekir öğrenciye ne de az verilmesi gerekir. Az verilmesinde ortaya çıkabilecek olan sorunlar özellikle güvenilirliği etkiler. Neden? Çünkü güvenilirlik kavramı birazdan anlatacağız.
ölçme aracının ölçme durumundan zaman bakımından